Herkese merhaba. Bu videonun konusu aktif pilotaj. Aktif pilotaj nedir? Aktif havalarda aktif olan kanadımıza aktif kumandalar veriyoruz. Yani temel olarak kanat öne, arkaya, sağa, sola yatıyor. Aktif havalarda aktif hareketler yapıyor. Biz de ona göre kumandalar veriyoruz. Bu tarz pilotaja aktif pilotaj deniyor. Yani pasif pilotajın tam tersi. Pasif pilotajda hiçbir şey yapmıyoruz, duruyoruz. Aktif pilotajda bir şeyler yapıyoruz. Yani bir şeyler yaptığımız için de buna aktif pilotaj deniyor. Ne zaman yapılır? Pasif havalarda biz de pasif oluyoruz. Aktif havalarda biz de aktif oluyoruz. Yani pasif bir havada aktif pilotaj uygulamanın bir anlamı yok. Eğer kanat öne, arkaya, sağa, sola yatmadığı bir durumda biz hala bir şeyler yapmaya çalışıyorsak bunun hiçbir anlamı olmayacağı için aktif havalarda aktif pilotaj uygulanır diyoruz. Aktif pilotaj nasıl yapılır? Aktif pilotaj nasıl yapılır kısmını tırnak içinde hani bana göre aktif pilotaj basınç dengeleme işi. Yani fren pozisyonları videosunda anlatmıştım. Frenleri çekiyoruz, belli bir tok seviyeye geliyor ve orada bir basınç hissediyoruz. Bu basıncı dengeleme olayı benim için aktif pilotajdır. Yani kanat öne dalar, sağa yatar, sola yatar. Bunları işte dengeli bir şekilde eğer kumanda edebiliyorsam benim uyguladığım aktif pilotaj şekli budur. Basınç dengeleme. Basitçe örnek vermek gerekirse gidiyorum sürekli bir dengede uçuyorum. İşte türbülans havada uçtuğumu varsayalım. Basıncı dengeliyorum ve uçuyorum. İşte bunun adına aktif pilotaj. Öne dalıyor hop tutuyorum gitmesin diye. Tamam. Arkaya kabarıyor. Hemen bırakıyorum. Kabaran kanadı yaparken çekerseniz daha beter olur. İşte yanlış kumanda olur. Aktif olarak bırakıyorum, kabarıyor, öne dalıyor, tutuyorum. Aktif pilotaj böyle yapıyorum ben. Basınç dengeleme. Yani temel olarak hiçbir şey bilmeseniz bile, hiçbir teori bilmeseniz bile şöyle düşünün. Benim yaptığım aktif pilotajı bu hani çok basit böyle kabasıyla söylüyorum. Basınç dengeleme. Buna çalışın. Yani tok tuttum, basıncı dengeliyorum. Aktif pilotaj nasıl öğrenilir? Aktif pilotajı nasıl öğrenebiliriz? Aktif pilotajı uçarak öğreniriz. Yani böyle video izleyerek ya da oturduğumuz yerden aktif pilotajı öğrenmemiz imkansız. Uçmamız lazım. Uçtukça öğreneceğiz. Aktif pilotajı öğrenmek için de biraz türbülanslı havalarda uçmamız lazım. Yani türbülanslı hava derken mekanik türbülanstan bahsetmiyorum. Hani bir ağacın arkasına geçip orada uçmaktan bahsetmiyorum. Termik aktivitelerin olduğu, işte kaldırıcıların, bastırıcıların olduğu bir havadan bahsediyorum. Aktif havalarda uçarak aktif pilotaj öğrenilir. Standart böyle hiçbir faaliyeti olmayan yani bir kaldırıcı olmayan, bastırıcı olmayan, havada hiçbir aktivite olmayan bir yerde uçarak aktif pilotaj öğrenmek zor. O sadece inkak olur yani. Hani kalkarız, uçarız, ineriz. Kalkarız, pasif uçarız, ineriz. O zaman aktif pilotaj öğrenemeyiz. Örnek veriyorum, işte denize nazır bir yerde uçuyoruz varsayalım. Mesela benim uçtuğum bölge de öyle. Zaten arkamda şu an deniz var gördüğünüz gibi. Uçuyorum, iniyorum. 100 sorti yaptım. Ya bir şey ifade etmiyor. Hani sadece kalktın ve indin. Yani 100 sorti de uçsan, 500 sorti de uçsan sadece kalkmış ve inmiş oluyorsun. Herhangi bir aktif pilotaj uygulamadığın için de aktif pilotajı geliştiremiyoruz. Aktif pilotaj aktif havalarda aktifçe uçarak öğrenilir. Böyle öğreniyoruz. Bu kadar. Aktif pilotajı yapmazsak ne olur? Şimdi aktif bir havadayız varsayalım. Ve aktif pilotaj istiyor o hava. Yani gittiniz işte P5 kursuna Denizli'ye, Kayseri'ye, oraya buraya bir yere, Ankara'ya falan. Hava aktif pilotaj istiyor. Abi yani hani türbülanslı işte kalkıyor, iniyor, bir şeyler oluyor, sağa yatıyor, sola yatıyor. Siz eğer o aktif pilotaj içinde hiçbir şey yapmayıp böyle kanadı çekip beklerseniz armut gibi o zaman güvenlik ve performans düşer. Yani hem güvenlikten sorun yaşarsınız hem de performans açısından sorun yaşarsınız. Aktif pilotajı gereken zamanda yapmalıyız. Gerektiğinden fazla yapılırsa ne olur? Aktif olmayan havalarda gerektiğinden fazla bir aktif pilotaj yapmaya çalışırsak o zaman yine aynı sonuç oluyor. Güvenlik ve performansımız düşüyor. Bunu daha çok yeni başlayanlar yapıyor. İşte hani aktif pilotajı yanlış anlayıp işte aktif olmayan bir havada aktif pilotaj uygulamaya çalışıp iyice böyle eline yüzüne bulaştırıp daha beter hale geliyor. Yani durum
Özellikle SIB'de karşılaşırsınız böyle durumlarla ya da kapanmalarda herhangi bir, hani kanadın siz bırakıp uçmanız gereken yerde işte tutup ona böyle pilotaj uygulamaya çalışıp hani bir şeyler yapıp işi daha berbat hale getirebilirsiniz. Yani gereken yerde aktif pilotaj uyguluyoruz. Gerekmeyen yerde uygulamıyoruz. Bırakıyoruz, kanat uçuyor. Durduk yere kanadı böyle çekip sağını solunu kurcalamıyoruz yani. Tavsiyeler. Şimdi benim tavsiyelerim ne olabilir? Burada yani yeni başlayanlar için öncelikle pasif güvenlikli kanatlarla uçun. Yani aktif pilotajı öğreneyim, aktif pilotaj yapayım, aktif pilotaj yapacağım derdine düşmeyin. Öncelikle pasif güvenlikli kanatlarla uçun. Pasif güvenlikli kanat ne demek? Bunların kullanım kılavuzunda yazar böyle. Pasif safety diye. Ya da işte mesela aktif piloting, yani aktif pilotaj ister bazı kanatlar. Bazı kanatlarda der ki hani bu yeni başlayanlar için yaptık biz bu kanadı. Bunda pasif güvenlik var. Hani senin aktif pilotajının iyi olmadığını düşünerek, onu tam yerinde yapamayacağını düşünerek adamlar ne yapmış? Pasif güvenlikli kanat yapmış. Çok güzel. Yani böyle bir şey varsa o zaman niye bunu kullanmayalım? Yeni başlayanlar kesinlikle NA, NB kategorilerindeki pasif güvenliği yüksek olan kanatlarla uçmalı. Bu kanatlarla önce pilotajını öğrenmeli, kanadı öğrenmeli, havayı öğrenmeli, dönüşleri öğrenmeli, kalkışı, inişi öğrenmeli. Bütün her şeyi yaptıktan sonra, bu kanatla gereken bütün her şeyi yapabildikten sonra kanat seviyesini yükseltmeli. Yani eğer siz kanadınızla bütün full SIB hareketlerini yapamıyorsanız, işte full stolu, işte spiral dönüşleri, şusunu busunu yapamıyorsanız kanat seviyesi yükseltmeyin. Yani daha fazla aktif pilotaj isteyen bir kanada geçmeyin. Öncelikle güvenliği yüksek olan kanatlar tercih edin. Bununla her şeyi öğrenin. Ondan sonra aktif pilotajınızı ilerleyen zamanlarda, ilerleyen levellerde, ilerleyen kategorilerde yenilersiniz, güçlendirirsiniz, geliştirirsiniz. Aktif pilotajla ilgili olarak tavsiyelerim bunlar. Bu videonun sonuna geldik. Aktif pilotaj hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Temel olarak benim aklımda iki şey var, üç şey var aktif pilotajla ilgili. Böyle belki sayfalarca kitaplar yazılabilir. Yani çok uzun yerlere gidebilir, çok uzun tartışma konuları olabilir. Ben kabaca aktif pilotaj nedir sorusuna cevap vermeye çalıştım. Aktif pilotaj basınç dengelemedir. Gereken yerde gereken müdahaleyi yapmadır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Ha, ayrıca abone olun, beğenin, like atın, bir şeyler yapın. Hoşça kalın. Bay bay.